İki kurdun bir bahçeye gelip yemesi ve orayı ifsad etmesi mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha zararlı değildir. Bakın iki kurt karşılığında da kurşunun kurdun karşılığında bir mal sevgisi bir de mevki, makam sevgisi. Müslümanı yıkan en önemli iki unsurdan birisi bu. Mal sevgisinin sonu yok. Mevki, makam sevgisinin sonu yok. O hadis-i şerif meşhur ya, vadi dolusu altın olsa ikincisini ister insanoğlu diye. O kimsenin e, komple dinini ifsad ediyor, dinine zarar veriyor. Mal sevgisi ve makam sevgisi. Ve ne yazık ki tabi yaş geçtikçe, günler geçtikçe, hayatı yaşadıkça insan tecrübe sahip oluyor. Bakıyoruz geriye doğru ve yıkılanların, Müslümanların, müminlerin, sufilerin, ehli cemaatin, ehli siyasetin, bütün Müslüman topluluğun yıkıldığı iki şey var. Bir mal sevgisi, iki mevki, makam sevgisi. E makam nerede oluyor? Devlette de oluyor. Makam nerede oluyor? Siyasetin içinde oluyor. Bundan uzağız. E, sufilerin içerisindeki makam sevgisinin de olmasını istemem. Yani işte e, zakirdi, nakibdi, nügabbaydı, halifeydi. Böyle bir makam sevgisinin de o derviş kardeşin, o sufi kardeşin içerisinde oluşmasını istemem. Bu da kurt gibidir. Adamı yer bitirir. Bir bakmışsın ki yıkılır adam. Ümid eder çünkü. Yani bana zakirlik versin, ben ona versin. Bana nığabbalık versin, bana halifelik versin, bana şeyhlik versin. Bu böyle kurt gibi adamın içerisinde bu kemir bir bir müddet sonra baktı ki ona nakipsin diyen yok nikabbasın diyen yok halifesin diyen yok veya sen şusun diyen yok çeker gider. Bir de der ki burada bir kimse terbiye görmüyor. Yetişmiyor burada kimse der. Veya değişik şeyler söyler. Bunu 34 yıllık birikimden çıkararaktan söylüyorum.